Bu arada Rusya ve Batı arasında ipler bir kez daha gerildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Finlandiya topraklarındaki üslere erişim hakkı Putin'i harekete geçirdi. Ayrıntıları alacağız. Moskova'ya uzanıyoruz. A Haber ekibinden Akşin Kişiyev'de söz. Akşin. Evet, teşekkür ederim Banu. Evet, Finlandiya'nın NATO'ya katılımının ardından şimdi de ABD ile Rusya sınırına askeri üs kurup buraya ABD askeri konuşlandırma konusunda anlaşması Rusya'da geniş yankı uyandırdı. ABD ve Finlandiya arasında imzalanan söz konusu anlaşma Amerikan kuvvetlerinin Rusya sınırındaki 15 Finlandiya üssüne erişim hakkı sağlıyor. ABD'nin daha önce Letonya, Litvanya, Norveç ve Estonya ile imzaladığı savunma anlaşmalarının bir benzerini Finlandiya ile de imzalaması Rusya'yı ek önlemler almak zorunda bırakacak gibi gözüküyor. Moskova'dan bu konuda ilk sert tepki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den geldi. Rusya lideri Finlandiya'nın NATO'ya katılması nedeniyle Rus askerlerini Leningrad bölgesinde yoğunlaştırmak zorunda kalacaklarını söyledi. Şimdiye kadar Rusya'nın Finlandiya ile geleneksel olarak hep iyi ilişkilere sahip olduğunu anımsatan Rusya lideri ancak Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının ardından bundan böyle Helsinki'nin ciddi sorunlar yaşayacağı uyarısında bulundu. Artık Leningrad askeri bölgesini oluşturmaya karar verdiklerini ve belirli askeri birimleri burada yoğunlaştıracaklarını vurgulayan Putin, Finlandiya'nın ihtiyacı olmadan böyle bir adım atmasının sadece bir saçmalık olduğunu dile getirdi. Rusya'nın NATO ülkeleriyle mücadelede ne jeopolitik, ne ekonomik, ne siyasi bir çıkarı olduğunu vurgulayan Putin, Rusya'nın NATO'ya karşı hiçbir toprak iddiasının olmadığını, tam tersi ilişkileri de hep iyileştirmek istediklerini ifade etti. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov da Rus yetkililerin Finlandiya'nın NATO'ya katılımından ve ABD ile yaptığı savunma anlaşmasından üzüntü duyduğunu söyledi. Kremlin Sarayı daha önce de söz konusu savunma anlaşmasının Rusya için tehdit arz ettiğini duyurmuş ve bu anlaşmanın Moskova ile Helsinki arasındaki gerilimin artmasına yol açacağı uyarısında bulunmuştu. Bu arada Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın resmi web sitesinden az önce yayınlanan açıklamada Finlandiya'nın Moskova Büyükelçisi'nin bugün bakanlığa çağrılarak kendisine protesto notasının sunulduğu bildirildi. Açıklamada Finlandiya Büyükelçisi'ne NATO'nun Rusya'nın güvenliğine tehdit oluşturacak şekilde genişlemesi ve Finlandiya'nın bu saldırgan kararının yanıtsız kalmayacağı mesajının iletildiği ifade edildi. ABD ile Finlandiya arasında imzalanan savunma anlaşmasının ABD'nin bölgeye nükleer başlıklı füzeler dahil tüm silahları konuşlandırma imkanı sağladığına da dikkat çeken bakanlık ayrıca bölgedeki iyi komşuluk ortamının yüksek gerilim ortamına çevrilmesinin tüm sorumluluğunun da Helsinki yönetimine ait olduğu uyarısında bulundu. Az önce Rusya lideri Putin Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenen askeri toplantıda yaptığı konuşmada da Batı'nın Rusya'ya karşı hibrit savaş ilan ettiğini diyelim ve söz tekrar size bırakalım.